Enfeksiyoz artrit, eklemlerinizde bakteri kökenli bir enfeksiyon olması sonucu ortaya çıkar. Eklemi şöyle çizelim. Bir kemik olacak, bir tane daha ve bunların aralarında da kıkırdak olacak. İşte bu alanı kapayan şeye de eklem kapsülü adı verilir. Buradaki sinoviyal sıvı yani eklem içi sıvısı genellikle sterildir. Yani dışarıya açık bir kısım olmadığından içerisi temizdir. Enfeksiyöz artrit vücudumuzun diğer kısımlarında da olabileceği gibi bakterinin bir yolunu bulup buraya bulaşması ve enfeksiyona sebep olması sonucu ortaya çıkar. Enfeksiyöz artritten sorumlu bakteriler genellikle Neisseria gonorrhea ve Staph irus'tur. Çizimde diz eklemini görüyor olmamızın sebebi ise enfeksiyöz artritin en yaygın olarak diz ekleminde görülmesidir. Burada sadece tek bir diz etkilenmiş. Bu sistematik bir rahatsızlık değildir. Yani iki dizinde aynı şekilde etkilenmesi için bir sebep yoktur. Evet burada sadece tek bir diz etkilenmiş. Dizdeki enfeksiyon vücudumuzun diğer yerlerinde etkili olan enfeksiyon gibi kızarıklığa, şişmeye ve ağrıya sebep olacak. Burada lokal bir enflamasyon var diyebiliriz. Neisseria gonorrhea otoimmün artrit rahatsızlıklardan biri olan reaktif artrite de sebep olabilir. Yani lokal bir gonoreya enfeksiyonu sonucu eklemlerde reaktif artrit gelişebilir. Reaktif artritte gonoreya enfeksiyonunun lokal bir eklemde olmasına gerek yoktur. Yani bu enfeksiyon vücudun herhangi bir yerinde bulunabilir. Evet. Otoimmün hastalıklarında enfeksiyon kanda olur. Turuncu noktaların bakteriler olduklarını düşünelim. Vücudumuz da hastalıklarla savaşmak için bu yeşil askerleri sentezliyordu bunun bağışıklık sistemi olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Ve zaman içinde yani ilk gonore enfeksiyonu bittikten sonra turuncu kristaller artık belki orada değiller ama bağışıklık sistemi hala orada ve kime saldıracağı konusunda da kafası oldukça karışık. Sonuç olarak da gonore ile hiçbir alakası olmayan ekleme saldırmaya başlıyor. Bu arada bu son derece farklı bir olay ve bunun otoimmün yani vücudun kendin bağışıklık sisteminin sağlıklı dokulara zarar vermesi olarak adlandırılmasının sebebi de budur. Enfeksiyöz artritte ise durum biraz farklı. İlk olarak gonoraya lokal olarak dizde bulunur. Buraya da şu turuncu kristallerden çizelim evet. Bakteri vücudun herhangi başka bir yerinde bulunmuyor. Bunun aktif bir enfeksiyon olduğunu, yani henüz temizlenmediğini de ekleyelim. Bağışıklık sistemi de lokal olarak bu enfeksiyonu temizlemeye çalışıyor. Evet, enfeksiyöz artritin otoimmün bir rahatsızlık olmamasının sebebi budur. Bu vücudun herhangi bir yerinde görülebilecek bir enfeksiyondan farksızdır. Enfeksiyöz artritin tek bir renklemi genellikle de dize etkiliyor olmasının yanında isterseniz bir de hastalığın ilerlemesini yani belirtilerin ne zaman ortaya çıktıklarını inceleyelim. Belirtiler ansızın ortaya çıkarlar. Şöyle başlarız ve birdenbire belirtiler ortaya çıkmaya başlarlar. Bu otoimmün hastalıkların iniş çıkışı grafiklerinden oldukça farklıdır. Enfeksiyöz artritin teşhisi son derece kolaydır. Yani şişmiş ve kızarık bir diz gördüğünüzde enfeksiyon her zaman listenizde olması gereken bir olasılıktır. Kesinleştirmek adına bir sıvı analizi yapabilirsiniz. Bir iğne alır, ekleme girer, buradaki sıvıdan örnek alır ve içinde bakteri bulunup bulunmadığını test edersiniz. Hastalık eğer enfeksiyöz artritse, bakteriler aldığınız örnekte üremeye devam edeceklerdir. Vücudun herhangi bir yerinde bir enfeksiyon olan birinin akyuvar sayısının artmış olacağını biliyoruz. Bunun sebebi bağışıklık sisteminin durumunun farkında olmasıdır. Enfeksiyon ister dizinizde, ister parmağınızda, akciğerinizde ya da midenizde olsun, akyuvar sayısı artar. Kan sayımından enfeksiyonun ne tip bir enfeksiyon olduğunu belki anlayamayız ama ortada bir şeyler olduğu kesindir. Ve diğer tüm enfeksiyonlarda da olduğu gibi bunun sepsis'e dönüşmesine engel olmamız gerekir. Bu enfeksiyonun sistematikleşmesi yani kana geçmesi anlamına gelir. Septik artrit bunun bir kademe üstü olan bir rahatsızlıktır ve septik artriti olan biri gerçekten de çok ama çok hastadır. Bu hastanın ateşi olacaktır ve tek bir eklemle sınırlı olmayan diğer belirtiler de gösterecektir. Ve bu durumda kan örneği aldığınızda bakterilerin burada da ürediklerini görebilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi bunun septik artrite dönüşmesini engellememiz gerekir. Çünkü enfeksiyöz artritin tedavisi son derece basittir. Antibiyotik Enfeksiyonların nasıl tedavi edileceğini biliyoruz ve bu da tedavisi son derece basit bir rahatsızlık olduğundan asla atlanmamalıdır. Bu noktada kızarık ve şişik bir dize sadece enfeksiyöz artritin sebep olmadığını da eklemek istiyorum. Yine de kalıcı hasara yol açabileceği ve tedavisi basit olduğu için dizden sıvı alınarak incelenir ve durumun enfeksiyöz artrit olup olmadığı araştırılır. Sıvı içeriği bize çok fazla bilgi verecektir. Bu arada Staphylococcus da cildimizde bulunan bir bakteridir. Cildimizin yüzeyinde soruna yol açmazken steril bir ortama girildiğinde enfeksiyon gelişebilir. Neisseria gonorrhoeae ise cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla alakalıdır. Staphylococcus'un genellikle yaşlılar ve çocuklarda, Neisseria gonorrhoeae'nin ise genellikle genç yetişkinlerde görülebileceğini söyleyebiliriz. Evet. Enfeksiyöz artrit, otoimmün olmayan ama diğer enfeksiyonlar gibi bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıklardan biridir ve tedavisi de antibiyotikle yapılır.